Evet, şimdi bu 5 voltun bağlantısını gerçekleştirelim. VCC pini gördüğünüz gibi motor sürücünün 5 voltla bağlantısının gerçekleşmesi lazım. Burada gördüğümüz gibi ikinci pinimiz oluyor. Bunun da uzatıp şuradaki 5 voltla birleştirelim. Evet, bunu buradan 5 voltun bağlantısına gerçekleştirelim. Evet, 5 voltla bağlantısını gerçekleştirdik. Bu noktada bakalım tam. Evet. Motor sürücümüzü 5 voltunu da bağladık Arduino üzerine. Şimdi bir de sensör pinlerimizi yerleştirelim. LED'imizi yerleştirelim. Evet, sensör için arkadaşlar MZ80 için burada erkek header'lardan kullanacağız. 3 tane gerekiyor bunun için. 3 taneyi kestim arkadaşlar. Ben sensörü buradan bir noktaya takacağım. Sensörümüzü buraya yerleştirebiliriz. Evet. Burada uca gelecek arkadaşlar. Buraya bir miktar lehim pastası sürelim. Şöyle. Evet, lehim pastası sürdük. Ben el yordamıyla tutarken bir miktar buradan lehim alıp bir tane pini lehimliyorum. Evet, ilk lehimi attıktan sonra gerisi artık kolay arkadaşlar. Şimdi diğer pinleri lehimleyelim. Evet, bu da MZ80'in bağlantısı olacak arkadaşlar. Şimdi burada ilk pinimiz GND'ydi. Bu uçlardan bir tanesini GND yapacağız. Bir tanesini 5 volt yapacağız. Evet. 12. dijital pini biz MZ80 için kullanmışız. O yüzden şurayı ben bağlantısını hemen şuradaki bacakla gerçekleştirip buradan MZ80 için sinyal bacağı yapalım. Evet, bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi bunu MZ80 için kullanacağız. Buradaki 11'i bağlayalım. PWM pini şurada. 11. pinimizi alalım bir. 11. pinimiz arkadaşlar. Bunu uzatıp götüreceğim ben. Lehim makinem biraz kirlenmiş. Hemen temizledik.
Buradaki 13. pin olacağı için arkadaşlar bu 13'ü de ben led pini olarak ayırmıştım. Dolayısıyla buradan bir boşluk bırakıp ilerleteceğim ben. Oraya direnç atacağım led için. Birazdan lehimlediğimde daha net anlayacaksınız. Evet, bu 11. dijital pinimizi, yani PWM pinini motor sürücüye taşıyorum. Aslında bunu eğer arkadan getirirsem gene de pinini de oradan alabilirim. Doğru. O şekilde yapacağım. Evet, şurada biraz şüpheli duruyor. Kısa devre var mı diye kontrol edeceğim arkadaşlar. Eğer kısa devre yoksa iyi bir lehim olmuştur. Eğer kısa devre varsa. Evet arkadaşlar, şu anda bu noktada kısa devre görünmüyor. Evet, PWM B pinini 11. dijital pine taşımış olduk. Buradaki de GND arkadaşlar. GND'yi de hem ben şu pinimiz GND arkadaşlar. Bu GND'yi ben sinyal pini MZ80 için ileriye taşıyacağım bunu da. Onu da bu taraftan alıyorum ben. Arkadaşlar buradaki amaç minimum jumper kullanmaktı. Yoksa yani jumper atarak hani direkt taşıyabiliyoruz. Ama benim amacım burada kablo sayısını minimuma indirmekti. O yüzden biraz böyle tasarımla biraz fazla zaman kaybettiğimi söyleyebilirim yani. Evet, bu sinyal pinimiz de arkadaşlar, yani MZ80'in pini. Dolayısıyla ben bunu orta bacağını eksi yaptım. Yani GND buradan GND'ye hat taşıyorum şu anda. Evet, bu gibi durumlarda arkadaşlar bazen havyamız biraz soğuk olursa taşımada daha iyi oluyor. Evet, buradaki lehim çok ısındığı için taşımakta güçlük çekiyorum. Çünkü çok cıvık oluyor. Yani hemen sertleşmediği için tutunamıyor. Bu gibi durumlarda gördüğünüz gibi hemen bir karşısına geçip o bölgenin biraz soğumasını bekliyorum. Soğuyunca taşımak daha kolay hale geliyor. Bakın soğumuş.
Evet, GND'yi de buraya taşıdık arkadaşlar. Şimdi 5 voltu buraya taşımamız gerekiyor. Bizim burada da 13. pinimiz vardı. Bunu da bir şekilde benim ayarlamam gerekiyor. Buradan eğer 5 voltu alırsam bakalım bir ben bu bölgeye bir de LED yerleştireceğim. Şimdi evet direncimi şöyle 13. Evet. Bu gayet iyi bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle rahatlıkla yerleştirebilirim. Şimdi burada direncimin bir bacağını ben hemen dijital pinlerden 13. pine bağlantısını yapıyorum arkadaşlar. Gerisini de diğer bacağını da LED'e yapacağız. Evet arkadaşlar, direncimin bir bacağını 13. pine taktım. Biliyorsunuz LED'ler dirençsiz kullanılamaz. Kullanılırsa hemen patlarlar. Şöyle bu da artı bacak olduğu için hemen direncimle şu noktada bağlantısını kesiştiriyorum ben LED'imle. Evet arkadaşlar, LED'in bacaklarını ben şimdi lehimliyorum hemen yerinde oynamaması için. Evet, direncimin diğer bacağını da kesiyorum arkadaşlar. Ben direnci LED'in artı bacağına bağlantısını gerçekleştirdim. LED'imi de yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle. Hemen LED'in de bacaklarını kesiyorum. Bu taraftaki eksi bacaktı. Bu da GND olduğu için hemen GND ile bağlantısını da direkt gerçekleştirelim. Evet. Bu hat GND hattıydı arkadaşlar. Direkt bağlantısını gerçekleştirdim bu GND ile. Şimdi burada 5 volt vardı. Bu 5 voltu da arkadaşlar sinyale taşımam lazım. Yani MZ80'in besleme hiç üzere buradan oraya doğru şimdi ben bir yol çizerek götüreceğim arkadaşlar. Evet, şurayı kontrol edelim. GND'ymiş. Evet, bu 5 volttu. Bu 5 voltu alıp taşıyacağım. Şimdi buradaki hattan götüreceğim arkadaşlar. Bu. Yani bu kadar uğraşmamın nedeni arkadaşlar jumper atmamak. Yoksa kabloyu eğer jumperları atarsam yani bunları lehimlemem gerekmez. Evet, burası kritik bir nokta. Diğeriyle bağlantısının olmaması lazım. Avometrenizle arkadaşlar kısa devre var mı diye kontrol edebilirsiniz her yaptığınız işi. Evet, burayı uzattım. Devam ediyorum. 5 volt bağlantısını alıyorum.
Bu 5 volt bacağımız olacak arkadaşlar. Hemen bazen kameradan kaçıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için.